Şimdi birincisi Ekrem İmamoğlu ve aslında Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde kalmıştık orada girince. Konu saptı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Alevi ağırlığını ortadan kaldırmak istiyor. Aslında baktığımız zaman Özgür Özel'le... O ne demek ya? Ya Alevilerin delegasyonda ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ağırlığı var. Bu ağırlığından da rahatsız olan bir kesim var. Bu kesimin de başında Ekrem İmamoğlu geliyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasını ben bir işbirliği olma potansiyeli taşıyorum. Çünkü 1 Nisan sonrası Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimleri kaybettiğinde yolunu, gözünü Ankara Söğüt Özü'ne dikecek ve Özgür Özel'in koltuğuna dikecek. Dolayısıyla burada bir işbirliği, bir ittifak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Biz zaten ilk baştan beri şunu söylüyoruz. Ekremciler, Özgürcüler ve 1 Nisancılar var. Cumhuriyet Halk Partisi için 3 grup var. 3 gruptan 2 tanesi birbiriyle ittifak yapmış gibi olacak. Bunu söyleyebilirim. Bir de aynı zamanda Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş noktasında da farklı bir tutumu var. Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında 2028'de karşısına çıkma ihtimali olan Mansur Yavaş'ın da açıkçası gücünü zayıflatmak adına bir hamle stratejisi içerisinde işte Erdal Beşikçioğlu onlardan bir tanesi. Yani bir dakika, özellikle ben karıştırdım şimdi niye? Nasıl? Ankara'da istediği adaylarla Ekrem çıkmasını istemiyor. Ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Mansur Yavaş'ın kendi istediği ilçelerde adaylar var. Bu adayları evet, göstermek istedi. Yaptırmayan kişi de özellikle Ekrem İmamoğlu genel merkeze yaptığı baskıyla. Çünkü 2028'de güçlü bir Mansur Yavaş'ın karşısında ciddi bir rakip olabileceğini, seçmende de bir karşılığı olduğunu bildiği için onun altını şimdiden budamaya başladı. Konu bu aslında baktığımız zaman. Beşikçioğlu'nun adaylarının zamanda Ekrem İmamoğlu'yla sıfır ilişkisi var. Ya olabilir ama genel merkez üzerinden onun istemediği bir aday yaptırılmış olabilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mansur Yavaş'ın güçlü olmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nde istemiyor. Çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu. Şimdi girmeyin Allah aşkına da bitireyim ya. Rakip görüyor 2028'de. Dinlemiyorsun, telefonda bakıyorsun. Şaban Semiş. Ben ne anlattım? Ben haber geliyor mesela. Az önce. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Şimdi size gelmiştir işte ne söylemesi gerektiği Ekrem İmamoğlu kanadından. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda açıkçası az önce Erdal Beşikçioğlu örneği de verildi. O dediğini duymadım zannetme. Hangisini? Bir sürü şey söyledim. Neyse siz tam... Ne demen gerektiği gelmiştir. Ekrem İmamoğlu kanadından bir açıklama gelmiştir ne söylemesi gerektiği ile alakalı. Benim söylediğim cümlelere karşılık anlamında söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi ben bakarsak Behzat Ç'yi aday kendim göstererek aslında bir nevi bir prodüksiyon şirketi gibi bir kast ajansına döndü. Şimdi bakıyorsunuz Nazilli'de de enteresan bir aday var. İsmi Gamze Yolcu Metin. Kendisi Mehmet Sümer'in Loş Hoş şarkısının klibinde oynuyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Bir kumpanya havasında devam ediyor. Bu arada o şarkıyı söyleyen Mehmet Sümer de başkan vekili olarak görevlendirilecek diye Aydın'dan bana gelen bazı bilgiler var. Öyleyse seçim süreciyle bir kumpanya yönetme sürecini karıştırmış bir genel merkez anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl doğru sonuçlara götüreceğini bence tartışmak lazım. Melek Mosso'ya izin verdi diye belediye başkanını ihraç ettiniz Tekirdağ'da getirip büyükşehir adayı yaptınız. İhraç edilmedi, görevden istifa etti. Yani ihraç edilmiş. Aynısı. Ne olacak, ne fark eder? Tekirdağ halkı onu istiyorsa, anketten o çıkıyorsa onu koyar AK Parti. Yani o konuda problem yok. Şimdi niye şuna gelelim. Son olarak bak Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara adayı değil mi? Mesela Ahmet Akın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir adayı. İkisinin bir ortak özelliği var. Ortak özelliği Cumhuriyet Halk Partisi logosunu kullanmaktan imtina ediyorlar. Atatürk'ün partisinin Ankara ve Balıkesir adayları seçim çalışmalarını ben Perşembe Ankara'da gözlemledim. Ahmet Akın da öyle, elimde görseller de var. Aksini iddia ederlerse tabletten gösteririm. Ahmet'le konuştum baştan bugün. Söyleyeyim. Konuştum Ahmet'le. Cumhuriyet Halk Partisi logosunu kullanmaktan imtina eden bir anlayış var. Bunu da ben Cumhuriyet Halk Partililerin takdirine sunuyorum. Peki. Bu yani ittifakın ruhuna aykırı değil. Dolayısıyla kendi partisinin de aşan bir destek talep ettiği için hangi ittifakı? Kendi partisini öne çıkarmıyor. Cumhur İttifakı iki partinin logosunu da şu anda şerefle kullanıyor. Bir şey yok ki. Olabilir efendim. Balıkesir'de taban ittifakı böyle burada, bir şey yok. Balıkesir'deki belediye başkanı Yücel Yılmaz
Şu anda anketleri de çok iyi, hizmetleri de çok iyi anladığım ordu, kadarıyla. Ordu. Balıkesir Yılmaz. Şimdi ben yeniden refah söyleyelim. Dolayısıyla da orada biterken, anladığım kadarıyla İyi Parti seçmenin oyunu almak için böyle bir CHP bayrağını belki ortaya koymuyor olabilirler. Ama şu anda Yücel Yılmaz çok rahat bir biçimde seçim alacak. Balıkesir. Evet evet. Ya, şimdi yeniden refahla böyle, ilgili bir kulis meselesi vardı. Ya, bir dakika Şaban Sevinç. Şimdi ben yeniden refah partisi genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz'le görüştüm. Cumhur İttifakı ile ittifak görüşmeleri veya işbirliği görüşmeleri nasıl gidiyor diye bu akşam heyetler arası bir görüşme olmuş. Bunu söyleyelim. Ancak sadece 3 büyük şehirle evet, ilgili. Tamam. İstanbul, Ankara ve İzmir. Bunun dışındaki buralarda şehirlerde evet buralarda yani aday çıkmama konusunda görüşme ne var. O? Bir Ahmet netleşme Akın'la olursa konuştum. Ahmet Akın, dur Barış bir dakika dur de. Bir dakika şöyle, Barış şunu bir versin ama şu bilgiyi. Kamer bir ya tamam bir saniye dur bir dakika anlatsın mı Ferhat Murat? Arkadaşlar bir dakika dur. Baştan geri alalım. Aha. Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'le görüştüm. Bu gece, bu akşam heyetler arası, Yeniden Refah ve AK Parti heyetleri arasında bir görüşme olmuş. 3 büyük şehir için. İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu konuyla alakalı Cumhur İttifakı adayına destek verme konusunda. AK Parti 3 büyük şehirde bizim desteğimize karşılık Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği teklif ediyor. Biz zaten Yeniden Refah Partisi olarak belediyelerde meclis üyesi çıkarıyoruz. Bu durumda neden böyle bir teklife evet diyelim? Yapılacak teklif kabul edebilir ama adil ve makul olmalı şeklinde bir benim dönüş yaptı. Şu, İstanbul önemli, en önemli yerlerden biri İstanbul ve Ankara. Evet. Şundan dolayı çünkü Yeniden Refah İstanbul'da 3.2'si var. Ankara'da 2.9 bildiğim kadarıyla. Doğru. Çok kritik oy bu. Bu hatta ben geçen seçimlerin gizli kahramanı tırnak içinde söylüyorum. Yeniden Refah'tı. Bir anda muhalefet cephesinden iktidar cephesine geçince seçimin kaderini Kemal Bey'e seçim kaybettiğinin etkenleri. Ama şunu da unutmayalım. Aynen. Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na girdiği için bu kadar fazla oy aldı. Bunu da unutmayalım. O yok doğru canım. Zaten kesinlikle. Kesinlikle. Ben CHP'nin yanında alamam bir bu kadar. Gerçek bu. Şimdi şu var. Boşta da alamaz. Şimdi bu İstanbul hesabını yapan sevgili izleyicilerimiz alın kağıdı kalemi önünüze. Hep bir önceki seçimleri önünüze alarak çalışın. Ben de çalışıyorum. Ben de yapıyorum o hesabı. Burada çok kritik bir şey var. 3.2'lik bir oy var. Yeniden Refah'ın şeye geçmesi. Aynı şekilde şimdi DEM. DEM olayı var. İyi Parti'nin oylarının nasıl dağılacağı konusu var. Dolayısıyla bütün bunlar hesap kitap işi. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı Ferhat Murat'ın söylediğine göre İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayacak ve Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. Şimdi bu konuda görüşmeler devam ediyor ama teklifi daha adil ve makul bir şekilde olması peki gerektiği konusunda Yeniden Refah'ın düşüncesi var. Benim şahsi kanaatim şu, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na destek vermez ise bugün alacağı oy oranı çok düşük olur ve 2028'de elini bence çok zayıflatır diye düşünüyorum. Peki. Tıpkı 2023'te Cumhur İttifakı'na katıldığı gibi orada katılarak büyük bir oy alma imkanını bulmuştu ama şu gün eğer kendisi katılırsa bence özgül ağırlığını yitirebilir. Anladım. Şimdi Barış arada, sen bir göster bir daha şimdi. Ahmet Akın'ın şarjı bitti yine. Bitti mi? O kadar çok Ahmet Akın'ın CHP logolu afişlerini, broşürlerini gösterdi. Ahmet Akın'dan rica edeyim bana göndersin. Hayır Ahmet'le konuştum bugün. Ahmet Akın'la da konuştum. Nasıl gidiyor dedim. Aynen şunu söyledi Ahmet Akın. TV100'e özel bir demeç verdi. Bir köydeydi hatta. Dedi ki gece sizi izleyeceğim köyde. Gösterdim Ferhat. Şarjı bitmiş bak, ya. Yok. Gösterdim az önce sen konuşurken arkadaşlar gösterdiler. Bak, sosyal bir dakika, medya hesabında yok. Tuğba olmadığına ver dair var diyorum. Gönderdim ya. Tuğba. Balıkesir'in göbeğine koymamış diyorum. Ya arkadaş tabletten ya Barış arkadaş istersen niye koymuyor bu logoyu? Koymuş abicim koymuş. Hani yok var CHP. Hani Ahmet'in söylediği şey şu. Diyor ki bak Balıkesir, Balıkesirliler bilir buranın neresi olduğunu. Ahmet Akın'ın zaten kendisi orada başka fotoğraf geldi evet. Başka fotoğraflar geldi. Önemli değil ya. O da Şaban bir, Ahmet Akın'ın demecini söyleyeyim mi Gürkan? Söyle söyle. Program da bitiyor ama hemen hızlıca söyleyeyim. Ahmet Akın'a sordum. Bugün dedim ki nasıl gidiyor dedim. Çünkü Sinan Burhan'ın bugün Yücel Yılmaz'ı öveceğini biliyordum. O yüzden ben de dedim Ahmet'i bir arayayım de. Ahmet'in söylediği şey şu. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehridir. Ben İstiklal madalyası sahibi bir dedenin torunu olarak kentimize yakışır hizmetler vermek için gün sayıyorum. Tüm arkadaşlarımla birlikte Balıkesir'i karış karış dolaşıyoruz. Balıkesir halkı bu çabamızı takdir edecektir. Buna inanıyoruz. Biz halk ittifakını kurduk. Köylerden tüm ilçelere kadar her yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak bu seçimi
kazanacağımıza inanıyoruz dedi. Barış sen de kalalım da şu Demirtaş'ı ne olur bir anlat. Çok hızlıca söyleyeyim. Asıl merak edilen konu son tabii, işte. Tabii evet, hemen söyleyeyim. TT oldu neredeyse işte. Evet. Bütün her tarafta sen evet. konuşmadın Barış arkadaş. HDP'nin eş genel başkanı, eski eş genel başkanı. Bu arada pardon Barış, geçen seçimde, çok özür dilerim. Geçen seçimde AK Parti'nin Yeni Mahalle. Ankara Yeni Mahalle. Evet, Ankara Yeni Mahalle adayı. Amber Türkmen. Ferhat bakar mısın? Koymamış logo. AK Parti logosu yok. Kim? Seyirci çalışıyor. Yanlış yapmış. AK Parti'nin geçen dönem yanlış yapmış. AK Parti'nin bence orada bir Photoshop olabilir bak. Her şeye güvenmeyin. Bak ben bizatihi Yeni Mahalle. Güvendiğim kaynaklar. Yeni Mahalle değil, Çankaya. Çankaya. Yeni Mahalle adayı. Bak, adayın Yeni Mahalle adayı. Hangi ilçede olduğunu bile bilmeden burada açıklama yapıyorsunuz ya. Yeni Mahalle adayı da Veysel Tiryaki. Tanıyorsun Veysel Tiryaki. Veysel Tiryaki'yi tanıyorum. Bak mesaj geldi birisinden. Nereden geldiği çıkıyor bak meydana. AK Parti logosu yok. Demek ki biliyorsun. Verin zoom. Kimden geldiği çıkıyor ortaya. Çıksın canım ne olacak? Çıksın yani. Demek ki AK Partili belediye başkan adayları da bence parti logosunu koymuyorlar. Bence Veysel Tiryaki yapmışsa doğru yapmamış. Başak Demirtaş. Ama ben diyorum Başak şu dönem inceli konuşuyoruz. Veysel Tiryaki bakan yardımcısı hali. Veysel Tiryaki yeniden aday olacak. Partisinin logosunu niye koymamış? Acaba montaj olabilir mi? Tamam değil abi. Photoshop'la olan şeylere bakmayın. Montaj Photoshop olmaz. Hayır, canım, Cumhuriyet AK Partisi 6 oku oy veriyor. Hayır, Necat Atan Bey koymaktan imtina ediyorlar. Evet, belki Atan yapmış olabilir. Kim yapmış olabilir? Ya Atanlar belki... Yok yok. Ya, o, ya olur mu? Ya. Şimdi ben, niye olmasın çünkü manipülasyon? Ferhat Bey gösterince sen mi yaptın dedi. Belki de olabilir. Seni demiyorum. Belki Ferhat Bey gide bilemiyorum. Hayır canım şeyden çekilmiş. Ya işte şey sokaktaki afiş... Abi Balıkesir'de yaşayanlar bunu gördü. Şehrin meydanında, göbeğinde bir yer. Siz istediğiniz kadar Ferhat, montaj deyin, yanlış konuştuk, deyin. Konuştuk, anlattı işte. Tamam, koysun ben de koymadığını söylüyorum. Koysun veya koymasın köyde, beni ilgilendirmiyor köyde yani. Dedi. Köyde Barış akşamda arkadaş, yayını izleyeceğim dedi. Şu an yayınımızı beni ilgilendirmiyor koyup koymaması. Ben sadece koyup koymadığını vatandaşın önüne getiriyorum. Kendisi bilir. İsterse her tarafa alta... Başak Demirtaş demiştik. Evet. Evet. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın dün verdiği demeç siyaset dünyasını hakikaten sarstı. Ne dedi Başak Demirtaş? Selahattin Bey ile konuştuk. Eğer DEM Parti'de uygun görürse ben İstanbul Büyükşehir adayı olabilirim dedi. Ben bugün Başak Demirtaş'ı 3-4 kez aradım. Telefonu kapalıydı. Belli ki çok fazla telefon geldiğinden dolayı herhalde telefonunu kapattı ama sonra yakınlarına ulaştım. Dedim ki bu bilgi, bu demeç doğru mudur? Evet doğrudur. Başak Hanım'ın İstanbul'dan Büyükşehir adayı olma gibi bir niyeti var. Ancak buna karar verecek olan DEM Parti'dir dediler. Fakat DEM Partili kaynaklarımla konuştuğumda da şunu söylediler. Dediler ki Başak Hanım'ın açıklaması bizim için de sürpriz oldu. Başak Hanım'ın ismi 3-4 ay önce konuşulmuştu. Hatta ben bizim TV100'de söylemiştim Başak Demirtaş aday olabilir diye. Ama bu konu daha sonra bir aday havuzu oluşturulduktan sonra gündemden kalkmıştı. Bize de sürpriz oldu dediler. Eğer DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmaya karar verirse muhtemelen diğer bölgelerde yaptıkları gibi bir ön seçim yapacaklar. 90 bölgede yaptılar. Eğer Başak Demirtaş'ta aday çıkartılması kararı alınırsa muhtemelen bu ön seçime girecek. Ön seçime girer. Aday olma hakkını da kazanırsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarını ciddi bir şekilde etkiler. Onun bir kere altını çizelim. Çünkü DEM Parti seçmeninin %5'i yani %10'luk kesimin İstanbul'daki %5'i ben her koşulda kendi partimin adayına oy veririm diyor. Bu da yaklaşık %5'lik bir oy demektir. Ekrem İmamoğlu'nun işinin zorlaşması anlamına gelir. O yüzden DEM Parti bir kere şuna karar verecek. Ankara ve özür dilerim İstanbul ve İzmir'de aday çıkaracak mı? Parti meclisinin Ankara'da yarısı... Ankara'da çıkartacak bildiğim kadarıyla. Ankara'da çıkartmayı düşünüyorlar. Parti meclisinin yarısı İstanbul ve İzmir'de ve bazı ilçelerde aday çıkarma yanlısı. Bir kısmı ise aday çıkarmama yanlısı. Şunu bekliyorlardı. Ön seçim süreçleri bitsin. Dün tamamlandı. Mardin'de Ahmet Türk belediye başkan adayı olarak ikna edildi. %50.1'e ulaşamamıştı. Eğer İstanbul'da böyle bir karar alınırsa onu önümüzdeki süreçte
Göreceğiz nasıl yansımaların olacağını, ama Başak Demirtaş'ın adaylığı HDP yönetimi içinde sürpriz olmuş. Bu tavır Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta ya da 15 gün önce mahkemede yaptığı açıklamalardan da bağımsız değil. Onu da önümüzdeki savunma hafta konuşuruz.